Peki hocam bir isme daha parantez açmak istiyorum. Ee, Yunus Akgün hazırlık maçlarında müthiş bir performansı ortaya koydu. Özellikle işte 6 Birlik İstanbul Spor maçında ilk yarı sahada hmm. kalmasına rağmen iki asist ki aslında bir golde yaratıcı yine asist pasını vermişti. Mata vurdu kaleciden dönen topu hmm. tamamlamıştı Raşitsa. Ee, hazırlık maçlarında bu kadar iyi oyun ki ben bilgi olarak da çok çalıştığını biliyorum bizzat. Ama bir türlü sahaya yansımayan bir performans. Bunun nedenini soracağım. Seneden kaynaklanıyor olabilir. Çok uzaktan bakan biri olarak ancak yorum yapabilirim. Yani benim söyleyeceklerim bilgi değil, yorum. Eğer bir oyuncu antrenmanda uçuyorsa, çok çalışıyorsa, hazırlık maçlarında uçmuşsa ve resmi maçta yeterli performansı gösterememişse ilk bakılacak şey oyuncunun kimliği, kişiliği, kişilik özellikleri. Bazı oyuncular sinir gerilimi yüksektir. Onlar antrenmanda çok rahattırlar. İşi görürler. Ama sinir gelimi yüksek olan oyuncular maçta performansının önünde bazı psikolojik engellerle karşılaşabilirler. Yani baskı altında zorlanabilirler. Bu olabilir. Benim ilk aklıma gelen bu. Yoksa ben Yunus'u yıllardır biliyorum. Genç milli takımda e, bizim yani son döneminde iyi genç milli takımlarından biriydi. U17 takımı. Ozan Kabaklar'ın gruptur o. Hı, hı. Kerem Atakan Keskin şimdi Beşiktaş'ta. Ozan Galsay dedi. Galsay'dan ayrılmamıştı galiba daha. Onlar. E, Atalay Babacanlar. O grup yani. O grup şahane bir gruptu mesela. Recep hem, Gül vardı. Tabii Recep de vardı. Hem Av Samet vardı. Hı -hı. Hem Avrupa Şampiyonası'nda izledim ben onları. Hem Dünya Kupası'nda izledim. O grupta Yunus hemen seçilen bir oyuncuydu mesela. O yüzden yıllardır ben, benim takipimdeki bir oyuncudur. Çok iyi maçlarını izledim. Yeteneğine hep inanırım, güvenirim yani. Ama Galatasaray'da o baskı altında sanki performans veremedi gibi. Yine de zaman vermek lazım genç. Genç derken çok genç değil, çaylak değil. Ligde denemi de var Demir Spor'da ama demek ki biraz daha zamana ihtiyacı var. Hemen vazgeçmemek lazım Yunus'tan. Peki hocam nasıl sağ yansıtabilir Yunus bu performansı? Yani ne yapması lazım Yunus'un bireysel gelişim açısından? Ya Yunus şimdi biraz da şeye de ihtiyaç var. Hani bir gol olsa, bir gol, bir gün bir iki, iki, gol, iki asist, tek başına damga vurduğu bir maç, çok alkışlandığı bir on dakika. Ondan sonra daha kolaylar, kolaylaşır, kolaylaşır işler. İlham Perisi gelir, şuraya dokunur, bir daha kendiniz gibi olmaya başlarsınız. Şu anda kendi gibi değil yani. Anladım. Rahat değil, onu görüyorum ya. Yani. Evet. Ü Konya Spor deplasmanına gidecek hocam Galatasaray. Konya Spor tabi e, bir teknik direktör değişikliği ama o teknik direktör değişikliğinin de henüz sahaya olumlu yansıdığını görmüyoruz Konya Spor Olumsuz yansıdığını görebiliyoruz ama. Hatta olumsuz yansıdığını görebiliyoruz. Gol atmakta çok zorluk yaşayan. Çok zorluk yaşıyor hiç gol atmıyor. Doğru zorluktan öte <laughs> atamıyor yani. Ee, yine de ligin sert deplasmanlarından biri diyebiliriz ne olursa olsun atmosferiyle. E, oyuncu grubuyla Konya Spor'un. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Galatasaray'ın ne yapıp da kazanması gerekir? 5 maçtır gol atmıyor Konya takımı. Evet. Ciddi sıkıntıda ama gerçekten zor maç. Yani böyleyken daha da zor olabilir işler yani. 0-0 ne kadar uzarsa o kadar sıkıntılı bir maç olabilir. En azından takım savunması falan fena değil. Sert oyuncular yani. Bir takım sertliği var Konya takımında. Bu zorlayacak. Bir de ciddi ciddi artık puana da ihtiyaç duymaya başladıkları periyoda girdik. E, oyuncular için hedef maçtır. Ligin lideriyle oynayacaksınız. Herkes kendini göstermek isteyecek doğal olarak. Maçı zorlaştıran unsurlar var. Ama Galatasaray... Yani birçok şeyin üstesinden gelebilecek bir kalitesi var. Bir şekilde... çok pozisyona gireceğini biliyoruz yani. En az 4-5 tane net gol fırsatı yakalayacak. E, var mı geldi mi topu içeri atacak oyuncusu? E var. O zaman korkacak bir şey yok. Yani. Peki hocam Zanyolo'yu izlediğiniz Kasımpaşa maçında işte Okan Buruk'ta az önce bahsettik fiziksel zafiyetlerine dikkat çekti onun. E, bunlar bir haftada giderilebilir fiziksel zafiyetler gibi geldi mi size Konya Spor maçını 11'de bekliyor musunuz siz? Tam fiziksel zafiyetler demeyelim Ritim diyelim ona. Ritim evet. Ritim. Şimdi bir 90 dakika oynadılar. Bazıları 60 oynadı. Bazıları işte 30 dakika 35 dakika işte Zanyolo'da 45 dakika oynadı. Raşit ise 65 dakika falan oynadı değil mi? Evet. Son 10 dakika, 5 dakika oynayanlar da oldu. Yani herkes iyi kötü belirgin bir süre aldı. Yani ilk 11'e en yakın oyuncular oynadılar yani. Biz Bir süre aldılar. Bu bir avantaj. Şimdi ne kadarlık e, fiziksel etkinlik kurabildi diye düşünecek olursak... ...bunu da ortalama 60 dakikaya yuvarlayacak olursak... ...o fiziksel etkinlik bu hafta 65 dakika olacaktır yani. Bunun olumlu yansımalarını göreceğiz. E, artı e, Galatasaray'ın o temposu bile kalitesiyle birleştiğinde hala geçer akçe. Yani bazı ekipler tempoyu kaybettiğinde çok sıradanlaşabiliyor. Hatta çözümsüzlüğe doğru gidebiliyor. Ama Galatasaray'ın bir kalite avantajı var. Tempo biraz düşük bile olsa kaliteyle çözebildiği çok sayıda sorunlar var. İkisini bir arada kullanacak bu ara. Yani bir iki maç daha oynayana kadar ikisini bir arada kullanacak. Kaliteyi daha fazla göstermeye çalışacak. Var o kalitesi. Peki hocam son olarak da e, Nelson'un cezalı olduğu bir senaryo. Muhtemelen Kaan Ayhan'ın oynamasını bekliyoruz. Şimdi Kasıpaşa maçında sizin de tabirinizle anahtar pas yaptırmayan bir Galatasaray varken Hı. savunmadaki en önemli oyuncularından bir tanesi. Gerçi Abdülkerim'in de çok formda olduğunu görüyoruz ama Hı. Nelson sarı kart cezası. Kaan Ayhan ve Abdülkerim ilk kez birlikte oynayacaklar. Bu nasıl etkiler Galatasaray'ı? Yani e, Nelson'un tam muadili değil Kaan Ayhan. Yani Nelson... ...Zakip yarı alandaki baskısı konusunda yani stoper ikilisinin önde olanı. Şimdi ikisinin de rolleri farklı. Abdülkerim ofansif becerilerde daha ön planda. Defansif işlerde Nelson ön planda. Tabii ki Abdülkerim'de defansif katkıları var. Nelson'da ofansif bazı katkıları var. Ama temelde bu iki oyuncunun daha defansif, daha sert, daha mücadeleci, daha önde baskı yapanı Nelson. Şimdi onu kaybediyor bu hafta. O yok. Kaan Ayhan da tam o değil. Ha yine de rakipler alanında baskıya gider. Ama Nelson'un oynamaması ne olursa olsun dezavantaj. Yatacak bu. Yani uyumlu ikili bozuluyor. Savunma sertliği açısından bir zafiyet yaratır mı? Oyuncu profili olarak. Kaan da az bir oyuncu değildir ama Nelson gerçekten tam bir stoper sertliğine sahip. Yani göğüs göğüse oynamayı seven, omuz omuza oynamayı seven, kalça kalçaya oynamayı seven bir oyuncu. Oyun kimliği bu. O sertlik daha orijinal bir sertlik. Daha doğal bir sertlik yani. Ben yani natural fitness diyorlar ya. Evet. Bu doğal sertlik bununki de. Oyuncunun oyun stili sert Göğüs göğüse. Son olarak hocam şu da bazen çok konuşulur. Onu da bir vurgu yapayım. Cuma günü oynamak lider takım açısından avantaj mıdır? Psikolojik anlamda yani yoksa bir avantajı yok tabii de. Ya puan farkı öyle şey değil. Yani şimdi zaten 9 puan fark var. Hı -hı. Maç fazlasıyla da olsa. Hani bir puan geride olsaydı mesela, Cuma oynayıp iki puan öne geçip... ...rakibi baskı altına almak o bir şey olabilirdi. Ama öyle bir durum yok. Yani ben... Cuma... Oynar çıkar Galatasaray oynar yani bildiği gibi. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Biraz da Beşiktaş konuşalım. Tamam.